Tekrar iyi akşamlar. Herkese merhaba. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Hemen içeride ve dışarıda öne çıkan gündem başlıklarına bakalım birlikte. İçeriyle başlıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksi Eylül ayında %2 oranında artarak 95 değerini aldı. Böylelikle ekonomik güven 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Yine Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %42,7 oranında azalarak 5 milyar dolara geriledi. Verilere göre ihracat 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 artarken ithalat %10,7 azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %81,5'a yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de gerçekleşen toplantıların yoğun ve verimli geçtiğini belirterek Türkiye'nin yatırım çekme potansiyelinin yüksek olduğunu kaydetti. Bakan Şimşek, şu potansiyele ulaşmak için program kazanımları kalıcı hale getirecek ve yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz dedi. Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine Kasım ayında 2,5 puanla başlayabileceğini söyledi. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, Ağustos ayı verilerine göre yıllık bazda yurt içi satışlar %15,3, üretim %13,4 ve ihracat %4,3 azalış gösterdi. Analistler sektörde daralmanın devam edeceğini bekliyor. Şimdi gelin bir de dünyaya bakalım, yurt dışında neler öne çıkmış onları görelim. ABD'de Fed'in para patikası için yakından takip ettiği çekirdek PCE Ağustos verileri yayınlandı. Veriler aylık bazda %0,1 ile piyasa beklentilerinin altında bir gerçekleşmeye işaret etti. Kişisel gelirler ve harcamalar da piyasanın beklentilerinin altında kaldı. Euro bölgesinde tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi %2,7 ile son 3 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Tüketicilerin gelecek 3 yıla yönelik enflasyon beklentisi ise Ağustos'ta %0,1 gerileyerek %2,3 oldu. Çin Merkez Bankası, bankaların rezervde tutması gereken nakit miktarını, faiz oranlarını ve zorunlu karşılık tarafında atılan adımları içeren teşvik paketini hayata geçirdi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da açıklanan enflasyon verileri, çekirdek enflasyonun Eylül ayında Japonya Merkez Bankası'nın %2'lik hedefini tutturduğunu gösterdi. Ve son olarak Meksika Merkez Bankası, ülkedeki enflasyonun düşmesinin ardından faizi 25 baz puan düşürdü ve onlar da faiz indirimi kervanına böylelikle katılmış oldular. Şimdi hep birlikte bugün nasıl geçmiş, haftanın son işlem gününde hem Türkiye'de hem dünyada piyasalarda rakamlar nasıl gerçekleşmiş ona bakalım. Her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul'la başlayacağız. BIST 100 endeksi bugünü %0,53'lük bir geri çekilmeyle kapattı. 9777 puandan günü tamamladı. Dolar TL'de yatay ama pozitif bölgede bir seyir görüyoruz. An itibariyle 34,1694 gibi bir fiyatlama var. Euro TL'de 0,17'lik bir geri çekilme 38,1797 seviyesine bizi taşımış durumda. Euro dolar paritesinde 0,10 kadar aşağı yönlü bir hareket var. Orada da 1,1166 seviyesini görüyoruz. Sterlin dolarda 0,24 dolar yende %1,76'lık bir geri çekilme var. Dolar yen dolar karşısında epeyce bir primlendi. Özellikle gelen verilerin arkasından. Devam edelim. Avrupa tarafında yeşil bir günü geride bıraktı merkez borsalar. Bakıyorum dün çok kuvvetli primler vardı. Bugün hala o primleri devam eden Alman borsası DAX'ı görüyorum. %1,22'lik bir primle günü kapatmış. Londra'da 0,43, Paris'te 0,54 ve Milano'da 0,92'lik prim yapmış görünüyor. Bugün itibariyle detaylarına ayrıca bakacağız. ABD borsalarında ise karışık bir seyir var. S&P 500 negatif bölgede yatay bir seyirde 5744 puandan geçiyor işlemler. Dow Jones'a baktığımda ise orada da 0,51'lik bir yukarı yönlü hareket görmekteyiz. Dolar endeksinde ise 0,15 kadar bir çekilme var. 100,41 orada da gördüğümüz seviye. ABD tahvillerinde aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. 2 yıllık tahvilin getirisi %3,56, 5 yıllıklarda %3,5 ve 10 yıllık tahvilin getirisinde de %3,75 gibi bir fiyatlama görülmekte an itibariyle.
Son olarak emtiaya da bakalım. Hem gram altında hem ons altında geri çekilme var. Ons altında 0.81'lik bir geri çekilme, $2,646.71 seviyesine taşımış durumda bizi. Gram altında 2.908.32 seviyesini görüyoruz. Orada da 0.84 kadar bir geri çekilme var. Bitcoin'de yön yukarıda olmaya devam ediyor. Kripto parada an itibariyle %1,94 düzeyinde bir yukarı yönlü hareket var. 65.935 gibi bir seviyeden geçiyor işlemler. Petrol yönünü yukarıya çevirmiş. Amerikan tipi ham petrolde %0,80. Brent petrol tarafında da %0,66'lık yukarı yönlü bir hareket an itibariyle görmekteyiz. Şimdi gelin Avrupa'da bugün neler oldu detaylarını öğrenmek üzere Londra'ya gidelim. Sevgili Ceren Dilekçi'den dinleyelim. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Haftanın son işlem gününde Avrupa borsanın iyimser seyrin devam ettiğini gördük. Çin'de teşvik iyimserliğinin etkileri devam ediyor Avrupa endekslerinde. Diğer tarafta Fransa ve İspanya'dan gelen enflasyon verileri sonrası Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentileri piyasalarda biraz daha güçlendi. Piyasa Ekim ayında 25 bas puan faiz indirimine %80 ihtimal vermeye başladı. Çünkü hem Fransa hem de İspanya'da enflasyon beklentilerinin üzerinde bir yavaşlama kaydetti. Ve her iki ülkede de Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin altına gerilemiş oldu. Fransa'ya baktığımız zaman %1,5 oranında arttı tüketici fiyatları. 3 yıldan uzun bir süredir ilk kez %2'nin altına geriledi Fransa'da enflasyon. Ve bunun temel nedeni enerji maliyetlerinde yaşanan düşüş oldu. İspanya'da da benzer bir eğilim görüldü. Özellikle burada yakıt, elektrik ve gıdadaki düşüşün etkisiyle %1,7'ye geriledi İspanya'da enflasyon. Diğer tarafta tabii biz pazartesi Almanya ve İtalya'dan enflasyon verilerini alacağız. Salı günü ise gözler Euro bölgesinden gelecek Eylül ayı enflasyon verisinde olacak. Burada da beklentiler Eylül ayı enflasyonunda hızlı bir iniş yaşanacağı yönünde. Bazı ekonomistler %2 seviyesinin de altına gerilemesini bekliyorlar. Euro bölgesinde enflasyonun tabii Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentileri güçleniyor. 12 aya ilişkin enflasyon beklentileri Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi Euro bölgesinde. Tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi %2,7 ile yaklaşık 3 yılın en düşük değerini almış oldu. Önümüzdeki 3 yıla yönelik enflasyon beklentisi ise Ağustos'ta %0,1 oranında gerileyerek %2,3 seviyesine gerçekleşti. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Evet, Ceren Dilekçi Köseoğlu her zaman olduğu gibi bize Avrupa'nın notlarını aktardı. Bir kez daha teşekkür ederim. Bu akşam küresel piyasalarda Profesör Doktor Sinan Alçın ve Doktor Tuğberk Çitici var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. İyisiniz ümit ediyorum. Her şey yolunda. Çok güzel. Keşke memlekette de her şeyin yolunda olduğunu söyleyebilseydik. Ama zorlu mücadelemiz enflasyon tarafında devam ediyor. Birçok aslında yeni gösterge var. Bugün gelen göstergelere de baktığımızda, verilere de baktığımızda mesela ekonomik güven endeksine baktığım zaman Eylül ayında 95 değerini aldığını görüyoruz. 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiş. Şimdi tabii işte reel kesim güven endeksinde de bu hafta öyle gördük. Bir miktar böyle sanki umutlar yeşermiş gibi görünüyor. Bunu nasıl okumak, nasıl yorumlamak lazım? Oradan başlayalım bu akşam, içeriden başlayalım. Yani bu bir iyimserlik midir? Mevcut durum geçici midir? Yani bu verilere bakarak bundan sonrası için bir yorum yapmak doğru mudur? Sinan Hocam, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, tabii yani reel kesime baktığımızda başka bir tablo var ama ekonomi güven endeksi, yine tüketici güven endeksi geçen hafta. Aynı şekilde. Evet, pozitife doğru döndüğünü görüyoruz. Burada tabii birkaç etki var. Bir taraftan enflasyonun en azından hızının yavaşlamış olması Temmuz-Ağustos aylarında. Bu muhtemelen etkiliyor. Diğer taraftan da Ocak ayında asgari ücret artışının olacak olması, yine memur ve memur emekli aylıklarında yeniden düzenleme yapılacak olması, özellikle hanenin gelecek 3 aydaki gelir beklentisini yükselten unsurlar olarak göze çarpıyor. Ama kapasite kullanım oranına mesela baktığımızda gerçekten orada istikrarlı bir geri çekiliş olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle de ekonomideki soğumanın aslında başladığını, yani son çeyrekte de
bu soğumanın şiddetinin artabileceğini anlıyoruz. Nitekim geçen haftadan itibaren hem BDDK hem Merkez Bankası eliyle yapılan düzenlemeler, hem geçen haftaki makro ihtiyati tedbir kararlarından iki tanesinin kaldırılması, yani orada bir normalleşme sürecine geçiş. Diğer taraftan da bugün kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin karar aslında geldiğimiz aşamayı gösteriyor. Bugün İstanbul Planlama Ajansı'ndan bir hesaplama geldi. Mesela 784 bin kredi kartı borcu takipte. Şimdi bu tablo tabii sürdürülemez bir tablo. Bunu bir yönüyle baktığımızda işte güçlü talebin azalması olarak yorumlayabiliriz belki. Hani bu yönüyle enflasyona olumlu katkı veren bir unsur, ama diğer taraftan piyasada bir şekilde işlerin dönüyor olması gerekiyor. Çünkü kredi kartında ne tüketiliyor diye baktığımızda burada eğitim harcamaları ilk sırada. İkinci sırada da gıda harcamaları var. Dolayısıyla kredi kartıyla mesela hani sanıldığı gibi lüks tüketim veyahut da sadece dayanıklı tüketim mallarına dönük harcamalar yok. Aslında gündelik yaşama ilişkin harcamalar var. Eğitim harcamaları da ciddi ölçüde aslında sadece bu yıl değil, bu özellikle depremin de yaratmış olduğu etkiyle iki yıldır çok ciddi ölçüde can yakıyor. Bununla ilgili de yine mesela İstanbul'da üniversite öğrencilerinin, yine İPAN araştırmasıydı, geçim maliyeti, işte yurtta kalan bir öğrencinin, aylık üniversite öğrencisinin, İstanbul'da yaşayan bir öğrencinin aylık harcaması 18 bin lirayı geçmiş durumda. Yani bu asgari ücretin üzerinde bir rakama tekabül ediyor. Bu da tabii hani gelecek nesiller açısından da problem. Yine bir başka veri TÜİK tarafından açıklanan, bu 15-35 yaş aralığı içerisinde bunların önemli bir kısmının aylık 5 bin liralık bir paranın 5 bin liranın altında bir parayla geçinmek zorunda olduğunu gösteriyor. Bu tabii yine hep konuştuğumuz özellikle ne işte ne eğitimde olanlar, yani gençlerin üçte biri bu pozisyonda. Bu da sürdürülebilir değil. Dolayısıyla ekonominin şu an geldiği aşama aslında bizim 2006'da 2007'de tartıştığımız gaz fren tartışmasına benzer bir aşama. Yani bir taraftan evet enflasyonun frenlenmesi, talep bacağının en azından bu yönüyle baktığımızda belki talep iştahının, harcama iştahının azalması olumlu gibi. Ama diğer taraftan bir realizasyon krizi, yani üretilen malların satılamadığı bir durum ortaya çıkabilir. Bu da ciddi bir risk. Tabii bankacılık sistemi açısından da bugünkü karar bir anlamda bir soluk. Çünkü onlar da şu anki faiz oranıyla aslında yapılandırmış oluyor. Bu şu demek, eğer Merkez Bankası Kasım ve Aralık ayında piyasadaki beklentiler doğrultusunda 5 puanlık bir indirim yapacaksa, bugünkü faizden aslında o kredi kartının yapılandırılması demek, bankaları da bir anlamda bu özellikle NPL'e dönen bireysel krediler bacağında da rahatlatacak bir unsur. Dolayısıyla bu hani nasıl isimlendirmek lazım dersek, işte fiyat istikrarı amacının yanına artık para politikası bacağında hem Merkez Bankası hem BDDK eliyle finansal istikrarın da artık öncelendiği bir döneme doğru ilerlediğimizi anlıyoruz. Hocam burada çok önemli, yani onu ayrıca soracaktım, siz aktardınız. Bugünkü bu adımlar, hem Merkez Bankası hem BDDK eş güdümlü olarak atılan bu adımlar son derece önemli ve çok güzel yorumladınız. Süper, sana söz vermeden önce haberimiz var, detaylarını izleyicilerimizle paylaşalım. Mutlaka takip etmişlerdir ama edemeyenler için nedir bu kredi kartlarına ilişkin atılan adımlar, onları bir izleyelim. Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar attı. Buna göre bireysel kredi kartlarında dönen borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek. Her aya düşen taksit tutarı ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranlarını referans faiz olan %3.11 ile sınırlandırdı. İhtiyaç kredilerinde ise ana para ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun bir yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor. BDDK kredi kartlarında asgari ödeme oranında da değişikliğe gitti.
dönem borcunun %20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun %20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlar da %40 olarak uygulanacak. BDDK'nın adımlarıyla uyumlu şekilde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için %3.50, 25 bin ila 150 bin lira olan kredi kartlarında %4.25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında %4.75 olacak. Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim kullanım azami akdi faiz oranı ise %5 seviyesinde korundu. Evet, düzenlemeler bu şekilde. Tuğberk, sen nasıl değerlendiriyorsun? Bir de tabii bunun piyasa yansımasını ne kadar gördük? Çünkü Sinan Hocam da bahsetti bankalar açısından aslında olumlu bir gelişme diye. Yani endeksin geneline baktığımızda bugün aşağı yönlü bir hareket vardı yine ama nasıl bir fiyatlamadan bahsediyoruz ve tabii genel olarak sen nasıl değerlendiriyorsun? Bu unsurlar tamamen Merkez Bankası'nın sıkılaştırmalarının negatif yönde yansıması ve özellikle de çalışan ve hane halkı tarafına yansıyor. Hane halkının harcanabilir geliri sabit giderlerden dolayı negatife geçtiğinden dolayı bunu bir şekilde finansal kaldıraç kullanılıyor. O finansal kaldıraç da kredi kartı, KMH veyahut da diğer unsurlardı, yastık altındakiler. Tabii yastık altındakiler veyahut da tasarruflar kalmadığından dolayı bu kredi kartlarıyla beraber bir şekilde finansal kaldıraç kullanarak günlük ihtiyaçlardaki o döndürme etkin bir şekildeydi. En son alınan kararlarla beraber hani şöyle bir yorumlama, 50 bin lira altında hani biraz daha biz halka hitap ediyoruz. Bu tarafta bir şekilde kanayan yaraya pansuman yapmak için bir yapılandırma. Ama yapılandırma çözüm mü? Değil. Zaten o borcu ödeyebilecek bir gelir seviyesine ve artı harcanabilir gelire geçmek gerekiyor ki yapılandırılmanın da ödenmesi gerekiyor. Ki yapılandırma da sıfır faizle olmuyor 12 aydaki eşit taksitle beraber. Bu hatta yüksek faizle daha, oluyor biraz önce evet, Sinan Hocam'ın söylediği gibi. Yüksek faizle olduğundan dolayı yani bu çok etkin bir çözüm değil. Daha yüksek kredi kartı meblağlarında da 150 bin ve üzerindekilerde de yüksek faizle de hani fazla harcamanın bir şekilde sıkılaştırma politikasıyla engellenmesi isteniyor. Ama bu biraz daha gelir durumu yüksek olan kesimin o faiz hassasiyeti düşük olduğundan dolayı sıkılaştırma tarafına çok bir etki yapmaz. Taban tarafta da 50 bin ve altındaki kartlar için de ekonomi bir genişleme etkisi yaratmaz. Bankalar açısından neden pozitif? Özellikle bankaların genel yapısında işte hani haberlerde kapa gönderdikleri zaman da işte şu kadar alacakları belli bir iskonto oranıyla 100 alacaklarsa işte 70'li başka bir varlık yönetim şirketine, varlık şirketine satıldı şeklinde. İşte onların da bilançolarında bir toksik varlık oluşmayı engellemek için alınan ufak bir adım ama banka bilançolarının yapısı dikkate alındığı zaman da bu hareket bankaların karlılıklarını arttıracak bir unsur değil. Ki zaten bugün de endeksteki negatif yönlü hareket BİMAŞ ağırlığından dolayı kaynaklanıyor. Çünkü dün BİMAŞ'ın bilançosu geldi, marjlar ciddi şekilde daraldı. Enflasyon muhasebesi zaten şu anda bütün Borsa İstanbul'daki analistinden değerleme yapanına, şirkete, vergi uzmanından normal A'dan Z'ye tüm katmanları negatif yönde etkilediğinden dolayı hep perakende sektörü, işte enflasyonun maliyetleri direkt fiyatlamalara yansıtıyor söylemleri ama BİMAŞ bilanço geldiği zaman da bu iş enflasyon muhasebesiyle negatif tarafta olduğundan dolayı bugünkü satış daha ağırdı. Hani bugünkü satış bundan dolayı kaynaklıydı. Bu alınan aksiyonların endeks tarafına çok etkisi yok. Hani şu anda bizim asıl konuşmamız gereken dünyada bu kadar pozitif unsur varken FED faiz indirdi, indirmeye devam edecek. Avrupa Merkez Bankası faiz indirimi, Çin durmuş durumda, petrol fiyatları 70 dolar seviyesinde, borçlanma maliyetleri düşüyor. Yani Türkiye için olabilecek bütün pozitif unsurlar varken biz bundan ne kadar yararlanacağız? Şu anki mevcut durumda çok yararlanamıyoruz. Bunun da yansıması ülke risk primimiz. Seninle yayınlarda hep bunu bahsediyorum. Evet. 260 ile 275 arasında gidip geliyoruz. Ne olacak da bizi
200-250 bandına çekecek. Bu Kasım'daki S&P'nin veyahut da diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışıyla sadece CDS'in düşeceği bir unsur değil. Hani dünyada bu kadar aşırı iyimser bir hava varken bizim CDS neden 250'nin aşağısına gelmiyor? Bu da Borsa İstanbul'da 10.000'in üzerinde evet bir direnç var, 10.000'de bir dengelenme ama bir önceki tepe 11.500'e daha gelemedik. Bu demek ki burada bazı soru işaretleri var. Peki beklenti nasıl? Yani 3. çeyrek ile ilgili biraz daha pozitif herkes yani baktığınız zaman. En azından 2. çeyreğe nazaran yani bilançolar noktasında da öyle. Aynen. Ve yukarı yönlü hedefler var yıl sonu itibariyle. Sen nasıl bakıyorsun bundan sonrasında borsanın? Şimdi 3. 4. çeyrek bilançolarında da bu enflasyon muhasebesinin negatif yönlü etkileri devreye girecek. Eğer kamu erkinin yaptığı açıklamalar gibi hani yıl sonunda bu enflasyon muhasebesinden çok açık bir şekilde bir an önce kurtulması gerekiyor. Bunun ne şirketlere, ne analistlere, ne hisse sahiplerine veyahut da hissenin fiyatını alıp satanlara herhangi bir faydası yok. Bir an önce bu enflasyon muhasebesinden kurtulması gerekiyor. Ama bu da yakın vadede o biraz zor olduğundan dolayı bu enflasyon muhasebesinin negatifliği yansıyacak. Zaten Bloomberg terminalinde de 12 aylık endeks 100 için hedef fiyat 13.500-13.700 bölge. Hani 10.000'i referans aldığımızda %35-%37. Tabii burada kaba kaba bakıyoruz ama hani %50 mevduat faizi ve diğer alternatif getiri araçları. Yani şu anda borsada eylemsizlik devreye girseydi. Yani al ve tut. Pasif yatırım stratejisi ki dünyada 1870'lerden beri geçilemeyen tek strateji budur. Al ve tut. Bunu yapmasaydınız, yani herhangi bir aksiyon almasaydınız, altında kalsaydınız, gram altında kalsaydınız, altının türeviyle alakalı varlıklarda kalsaydınız, Borsa İstanbul'u kat kat yenmiş durumdaydınız. 3 yıl sonra doğru yaklaşırken evet 9500'ü taban yaparak yukarı yönlü bir hareketle bir önceki tepeye yaklaşacak bir hareket olabilir ama sanki ana hareket yani 12.000, 14.000 bandına gidecek hareket için bizim CDS'in 250 aşağısına inmesi ve kurumsalın gelmesi. Hareket olacaksa yine bankalar, holding, endeks 30'un ilk 10 kağıdıyla olacak bir hareket olacak. Genele yayılan bir borsa hareketi olmayacak. Çünkü şu anda genel yapı olarak şirketlerde de hane halkında şöyle bir yapı var. Nakit akımlarında sıkıntı var. Yani şirketler veyahut da belli bir sosyoekonomik düzeydeki bireyler mülk zengini ama nakit fakirleri. Bu nakit fakirliği de nedir? Nakit akımı. Genelde bir şirket veyahut da hane halkı neden batar? Nakit akımlarını düzenleyemediğinden veyahut da nakit akımları eksiye geçtiğinden dolayı şu anki içinde bulunduğumuz aslında birçok şirket ve hane halkı içindeki durumda bu. Mülkte zenginler ama nakitte fakir durumdalar. Evet, Türkiye'de daha önce de gördüğümüz bizim kaderimiz gibi bir durum bu. Öyle bir tablo var. Şimdi Tuğberk'in anlatırken sorduğu soruları Sinan Hocam size sorayım. Yani dünyada her şey aslında işte petrol fiyatları düşüyor. Herkes, bütün bankalar bugün işte Meksika'da dahil olmuş, faiz indirimlerine başladı. İşte enflasyon, birazdan konuşuruz detaylı, ABD tarafında epeyce iyi noktada. Yani o mücadeleyi de başarmışlar gibi görünüyor falan ama biz bir türlü bu yeni faza geçemiyoruz aynı heyecanla. İşte CDS'e de bir tür artık geldiği nokta itibariyle katılık oluştu. Yani onun geldiğimiz seviyelerin altına inemiyoruz. Yani neye ihtiyacımız var? Ya öncelikle tabii CDS ana dair değil de sürece dair belirleniyor veya ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani diyelim ki sürekli yanlış adımlar atıp birkaç tane doğru adım attığınızda o CDS primi düzelmiyor. Yani bu istikrar arayışı var. Nitekim özellikle bu yurt dışında yapılan yatırımcı görüşmeleri, hem Sayın Cevdet Yılmaz'ın hem Sayın Şimşek'in yaptığı görüşmelerde de bu yabancı yatırımcıların özellikle vurguladığı, yine birçok raporda karşımıza çıkan, evet olumlu adımlar var para politikasında. Bunun maliye politikasıyla desteklenmesi lazım. Para politikasındaki uygulamanın da istikrarla devam etmesi lazım. Yani uygulamanın bir süre daha devam ediyor olması lazım. Şimdi bu bir tarafta. Diğer tarafta tabii küresel ölçekte her ne kadar petrol fiyatları düşük olsa da özellikle 2019'dan bu yana her yıla ait bir siyah kuğunun ortaya çıkmış olması, bu 2024 olmasa da 2025 ile birlikte yeni siyah kuğular korkusu da yaratıyor. Yani şimdi bir taraftan işte İsrail'in önce Gazze şeridine, daha sonra Lübnan'a dönük saldırısı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın
biçiminin değişiyor olması, Ukrayna'nın Rusya'nın içlerine kadar gidip saldırı yapmaya başlamış olması, Çin'in her ne kadar kendi nükleer denizaltısı limanında batmış olsa bile bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırıp balistik füze denemesi yine geçen hafta yapmış olması. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Çin-Tayvan geriliminin belki de bir sıcak çatışmaya dönüşme ihtimali ve tüm bunları da belki bir çarpan etkisi olarak düşünebileceğimiz, olumlu veya olumsuz, Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sonrası oluşabilecek, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonuna bağlı durum. Şimdi bunlar tabii risk algısını artırıyor. Dolayısıyla altın Türk yatırımcı açısından hep güvenli liman olarak görülüyor. Diğer taraftan da özellikle 32 günlük TL mevduat, faizlerin mevcut seviyesi dikkate alındığında çekici şu an için. Bu mevduat faizleri bu kadar yüksekken Borsa İstanbul'a doğru yönelmesini yatırımcının beklemek çok doğru olmaz. Borsa İstanbul açısından da yapısal bazı sorunlar var. Şimdi sermaye piyasaları çok önemli tabii ülke ekonomisinde. Sermaye piyasalarının güçlenmesi ve derinleşmesi önemli. Şimdi bu derinleşme kısmında zayıfız. Yani oldukça sığ bir piyasamız var. Dolayısıyla bu piyasa içerisinde mesela bir örnek Japonya'daki bu geçtiğimiz ay yaşanan olay sonrası yani kara pazartesinde bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 7 şirketin günlük kaybı 700 milyar dolar oldu ki Türkiye ekonomisi 1.1 trilyon dolarlık bir ekonomi. Borsa İstanbul'da bunun içerisinde oldukça küçük ve Borsa İstanbul içerisinde de özellikle ilk yüzdeki firmayla diğer firmalar arasında da ciddi bir ayrışma var. Burada tartışma özellikle değerlemelerde de yoğunlaşıyor. Bu hafta özellikle bir iki şirket üzerinden de bu tartışıldı. Yani öz kaynaklarıyla şirketin Borsa İstanbul'a kote olduğu fiyat arasında makas açılabiliyor. Ve bireysel yatırımcının tabii hafızasında da özellikle geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde hani hızlı yükselişler sonrası çöküşlerin ortaya çıkması ve bunların da özellikle bireysel yatırımcıda ciddi kayba neden olması. Yine hatırlayalım geçtiğimiz yıl 8 milyona kadar çıkan bireysel yatırımcı sayısının hızla son bir yılda düşüyor olması. Borsa İstanbul konusunda biraz daha aslında hem içeridekilerin hem dışarıdaki yatırımcıların temkinli hareket etmesi sonucunu doğuruyor. Son şunu da söyleyeyim. Mesela dolar bazında Borsa İstanbul'un ucuz olduğunu hep konuşuyoruz ama aslında ucuz değil de ucuzlamış bir Borsa İstanbul var. Ve bu ucuzlama süreci içerisinde sadece yerlilerin değil yabancıların varlıkları da değer kaybetmiş durumda. Onun için sütten ağızları yandığı için yoğurdu üfleyerek yemeyi tercih ediyorlar. Daha söylediniz hocam. Peki ekleyeceğim bir şey var mı? Sanki yok. Böyle bir şeyler ekleyecekmişsin havasıyla duruyordun öyle. Eklemi istiyorsan ekleyeyim. Ekle. Belki hani bu dolar bazlı yani teknikçiler çok sever ya böyle hani dolar bazlı bakalım işte payda kısmına doları koyalım kısmında. Bir şey söyleyeceğim. Onu söylemeden önce lafını kestim ama Ege Bey'in kulakları çınlasın. Hep şunu anlatır. Bir tane küçük oğlan çocuğu var. Bir tane Amerikalı ölçüyor. Bir de Türk ölçüyor. Amerikalı ölçüyor. İnçle ölçüyor. Öbürü ölçüyor. Metreyle ölçüyor. Farklı çıkıyor sonuçlar. Aynı çocuk, aynı boy ama farklı. Dolayısıyla o aklıma geliyor hep dolar bazında bir şey konuşalım derken. İşte hani payda kısmına dolar konuluyor ya ama o kadar da ortak payda da bütün bu dolar bazı bakıldığı zaman da bakanlar tarafında da dolara karşı bir soru işareti var. Hani doların gerçekten dolar Türk lirasının olması gerektiği yerde mi değil mi? Aşırı değerli mi? Aşırı değersiz mi? Hani tutarlılığı ve etkinliği konusunda bu kadar fazla tartışmada kalabalık hemfikir ama dolar bazı bakıldığı zaman da aslında bu tam bir bilişsel çelişkide bir illüzyon da yaratıyor. Onun için hani bu dolar tarafına bakmak biraz sıkıntılı. Ya TL bazında fiyat düşecek ya da dolar Türk lirası anlamında Türk lirası değer kaybedecek ki bir noktada gelecek ama çok stabil olduğu noktada dolarla bakmak biraz illüzyona neden olur gibi bir ekleme de yapayım. Evet yani şimdi dolar TL'deki izlenen politika diyelim enflasyonla mücadelenin önemli bir bacağını oluşturuyor. Dolayısıyla hani o taraftan böyle hızlıca bir geri dönüş ya da farklı bir faza geçiş beklenmiyor kimse tarafından. Hatta orta vadeli programa da işaret edildiği noktalarda orada da o politikanın devam edeceği öngörülüyor. Ama tabii bunun her şeyin olduğu gibi yan etkileri de var. O noktada sizin Türk lirasının değeriyle ilgili Sinan Hocam var mı yeni bir beklentiniz veya bundan sonraki dönemde
Ne görebiliriz o tarafta? Yani ekonomi yönetiminin özellikle genel seçim sonrasındaki bu 1,5 yıllık devrede güçlü bacağını oluşturan şey aslında rezerv birikimi oldu. Evet. Bunu hem swapların bazılarının yenilenmemesinde gördük, hem genel olarak hem brüt rezervlerin hem net rezervlerdeki artışta bunu görüyoruz. Fakat bir tarafta da aslında sıkışmadan kaynaklı, yani zaman zaman evet Merkez Bankası'nın bir kur hedefi yok ama biz de hep konuşuyoruz. Temiz esnek değil, kirli esnek döviz kuru sistemi var. Yani Merkez Bankası dövizin değerini etkileyebilmek için kendisi veya kamu bankaları aracılığıyla alım satım yapabiliyor. Ki bunu yaptığını da biliyoruz. Dolayısıyla bu tabii oradaki stresi artıran bir unsur. Yani adil değer nedir diye baktığımızda işte son 41 ayın en yüksek reel değerli Türk lirası karşımıza çıkıyor. Bu bir risk. Diğer taraftan içeride kredi faizlerinin yükselmiş olması, özellikle son 4,5-5 aylık devre içerisinde içeride yatırım yapmak isteyenlerin veya şirketlerin yabancı para cinsi borçlarında ciddi artış olduğunu görüyoruz. Ve şu an kısa vadeli yabancı para cinsi borcu özel kesimin 183 milyar lirayı, doları düzeltiyorum, geçmiş durumda. Bu da orada bir stresin biriktiğini gösteriyor. Bu tek başına tabii tekrar bir kur hata yaşarız sonucuna bizi götürmez. Yine orta vadeli programda hem 2024 yılı sonu beklentisi hem 2025 yılı öngörüsü de aslında ekonomi yönetiminin benzer biçimde biraz yavaş yavaş o evet, adil değere doğru gidilmesi yönde politika izleyeceğini gösteriyor ama burada yine çarpanı oluşturacak şey bu küresel riskler. Bunu bilemeyiz. Yani burada bir ters pozisyonda kaldığımız durumda bu özel kesimin özellikle açık pozisyonu da ciddi bir risk oluşturuyor. Evet. Yani şunu belki hatırlatmak lazım. Yabancı para cinsi geliri olmayan şirketlerin yabancı para cinsi borçlanması gerçekten çok tehlikeli bir durum. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yarın enflasyon muhasebesinden vazgeçilse endeks yeni zirveleri yıl içinde test eder mi diye sormuş Adem Bey. Ve Rahman Okumuş da faiz indirimiyle hangi sektörler öne çıkabilir demiş. Enflasyon muhasebesinden hemen bugün yarın vazgeçtik. Evet, ilk etapta pozitif bir etki yapar. %5-6 civarlarında gibi kestiriyorum. Ama ondan sonra sıkıntımız ne? Hep ne konuşuyoruz? Büyüme. Şimdi hisse senetlerinin, hani temel analizcileri bu sefer de biraz kulaklarını çınlatalım. Baktıkları fiyat kazanç çarpanları, hesaplamalarda ne vardır? Bir büyüme faktörü vardır. Şimdi biz büyümeden konuşmuyoruz. Ki bu yılda hani ortalama bir 2,5-2,7 büyüsek, önümüzdeki senede 3'lerde desek büyümeme sıkıntısı var. Daha önce bu büyüme nasıl kompanse ediliyordu? İnşaat sektörü tarafından o devreden çıktı. Daha sonra nasıl kompanse edildi? İthal vatandaşlarla beraber, onlardan gelen yabancı parayla beraber bu büyüme inşaat ve hizmet sektörü tarafında kompanse edildi. İşte Akdeniz Çanağı'ndaki yapılan oteller ve şu anda Akdeniz Çanağı'nda yapılacak olan otellerin listesi, ilave olarak İstanbul'da yapılan oteller, bunlar hep hizmet enflasyonu yukarıya çeken unsurlar. Ama büyüme tarafında iş döndü dolaştı. Normal Türk halkına kaldı. Bize de sıkılaştırmadan dolayı, harcama olmadığından dolayı büyüme teması yok. İlk etapta pozitif yansır ama ondan sonra büyümeyi ve şirketlerin cirosunu, karlılıklarını, fabrik marjını, borçlanma maliyetleri üzerine çekecek hangi unsurlar olacak ki endeks tarafında yeni zirveler olabilir. Ama bu yeni zirvelerin gelmesi durumu da kurumsallarla olacak. Ben yine ya endeks 30 birebir replike edilecek veyahut da endeks 30'un ilk 10 kağıdı banka ve holding tarafı, ama işte reysel yatırımcılar banka ve holding tarafını çok sevmiyor. Faiz indirimi geldiği zaman da ben piyasadan erken bekliyorum. Ekim ayında bir 250 bas puanlık indirim gelmesi gerekiyor. Bu bir anda ekonomiyi uçurmayacak, kaçırmayacak, işte beyaz eşya sektörünü, otomotiv sektörünü, gayrimenkul sektörünü, fiyatları yukarı yönü çekecek ama hisse senedi fiyatlarında bir anda patlamaya da neden olmayacak. O eski alışık olduğumuz dönemdeki bir faiz indirimi değil. Faiz inse bile de sıkılaştırma hala devam edecek. Kamu yönetimi tarafında eğer bir görevden alınma veyahut da sürpriz bir değişimler olmadığı sürece. Dolayısıyla bu seferki faiz indirimini hem düşen enflasyonla Merkez Bankası'nın politika faizi arasındaki reel faize bir balans ayarının yapılması, ikinci olarak da Merkez Bankası'nın evet ben sıkılaştırmanın negatif etkilerini görmeye başladım,
indirim yapıyorum ama sen bunu bir indirim döngüsü olarak anlama, bir sinyal etkisi veriyorum. Daha fazla faiz artışıyla gitmeyeceğim dedi ki zaten açıklama metnindeki o vurgu da oydu. Neden Ekim bekliyorsun peki, yani neye istinaden daha erken bekliyorsun? Genel piyasa konsensusunda hani Kasım, Aralık, yani çok geniş dağılımlı bir unsur var ama hani Ekim'de bunun ilk sinyali verdikten sonra hani o geçmiş dönemlerdeki gibi faiz indirimleri hemen faiz indi, gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri, beyaz eşya veyahut da faiz hassasiyeti olan tüketici odaklı şirketler, hisse senetlerinin fiyatları patlayacak döneminde değiliz. Bu bir sinyal etkisi olacak. O olduktan sonra zaten sıkılaştırma da devam ettiğinden dolayı önce bir reel sektör toparlanmaya başlayacak. Ondan sonra belli bir gecikmeyle hane halkı gelecek. Bunlar harcamaya dönecek. Zaten şu anda bizler ne kadar enflasyonun hızı yavaşlıyor desek bile de sıfır bir enflasyon yok. Şöyle bir illüzyon oldu. Kur stabil gidiyor. Hani göreceli 33,5-34,5 bandında gitti. Kur stabil ama sıfır otomotiv fiyatları, otomobil fiyatları, ikinci el otomobil fiyatları ve konut fiyatlarına baktığınız zaman da sahadaki gerçek alım ve satımlarda fiyatlar %10'la %30 arasında, önce Eylül'de bir zamlanmıştı. Şimdi yıl sonuna doğru da yukarı yönlü hareketlenmesi zaten devam ediyor. Yani faiz indiği zaman da insanlar bir anda kredi aktarım mekanizmasına koşup kredi faizleri çok ucuzlayacak ve bir ekonomide ters U dönüşü yapıp da ultra genişleme noktasına geçilmeyecek. Onun için yatırımcılarımız bu seferki faiz indirimi Ekim'de gelir, Kasım, Aralık veyahut da ne zaman gelecekse geldiği zaman da önceki reaksiyonlarıyla hareket etmesinler. Ederlerse kuvvetle muhtemel endeks getirisinin altında kalırlar diye bir öngörüm var. Peki. Bloomberg Business Week'in yeni sayısı yayınlandı bu arada. Gayrimenkul sektöründe manşete taşıdı dergi bu hafta. Mekanın sahibi geri mi dönüyor manşetiyle çıktı. Sinan Koparan imzalı kapak haberinde son bir yıldır yaprak kımıldamayan gayrimenkul sektöründe canlanma belirtilerinden bahsediliyor. En popüler yatırım araçlarından biri olan gayrimenkulde yeniden bir hareketlenme var mı sorusu soruluyor. Yoksa bu bir yalancı bahar mı diye de ekleniyor. Biraz önce aslında sizler de bahsettiniz. İşte nakit ihtiyacı var gayrimenkul elden çıkarma ihtiyacını doğuruyor. Gayrimenkul var ama nakit yok. Hani sorunumuz bu diye konuşmuştuk. Enflasyonda düşüş trendinin başlaması yatırımcıyı bu minvalde biraz harekete geçiriyor deniliyor. Ama tabii bunlarla birlikte eğer böyle bir hareketlilik yaşanırsa arz sorunu olabileceğine de işaret ediliyor. Ve eğer bir canlanmadan bahsediyorsak hangi bölgelerde hangi gayrimenkulün yatırım fırsatı sunduğu da uzmanların görüşleriyle bu haberde yer alıyor. Konut da fırsat dönemi başladı mı manşetiyle Bloomberg Business Week Türkiye'nin yeni sayısı hazır arkadaşlar. Takip edin, abone olun, okuyun. Çok daha güzel, çok başka güzel yazılar, makaleler de var. Şimdi müsaadenizle içeriği konuştuk. İçerideki konuşmalarımızı güzel bir röportajla taçlandıralım. Biraz da es vermiş olalım. Sevgili Çağlar Kuzlukluoğlu iki gündür iş kulelerdeki toplantıları takip ediyor. Önemli röportajlar yaptı. Bugün de Chicago Üniversitesi Ekonomi Profesörü Profesör Doktor Ufuk Akçiğit'le bir röportaj gerçekleştirdi. Gelişen ülkelerin dünden bugüne ekonomik performanslarını değerlendirdi Ufuk Hoca ve Türkiye'nin rakipleriyle arasındaki farkları da anlatmış. Çok güzel bir röportaj. Bunu paylaşmak isterim sizlerle. Sonrasında kısacık reklamlarımızı da izleyelim, dönelim, gelelim. Burada değerli konuklarımla sohbete devam edelim. Bu ülkeler bizden daha fakirmiş bir noktada ve ortak özelliklerinden bir tanesi bu saydığınız ülkelerin bizden şu anda daha zengin olmaları. Demek ki ev ödevlerini doğru yapmışlar. Şimdi ülkelere baktığımız zaman önceliklendirdikleri şeyler çok benzer aslında. Eğitimi bir kere çok önceliklendiriyorlar. Piyasa rekabetini çok önceliklendiriyorlar. Ama en önemlisi verimliliği önceliklendiriyorlar. Yani verimlilik artışı olmadan ekonomik büyüme olamaz. Bugün siz de gördüğünüz sunumda gösterdiğim şeylerden bir tanesi verimlilikle büyüme arasındaki ilişkiydi. Bizde yani bütün bu bahsettiğimiz ülkelerin verimliliklerinde çok ciddi artışlar var. İşte Polonya, bu arada verimlilik artışlarının sebepleri farklı ülkelerde farklı sebeplerden oluyor. Örneğin Polonya'ya baktığımız zaman çok büyük kamu iktisadi teşebbüsleri vardı. Sovyet duvarı yıkılmadan önce. Ve ondan sonra çok ciddi bir şekilde onlara
destek ve onları yüzdürmek yerine onları rekabetin içine soktular. Ve bu şekilde kısa vadede belki acı reçete içtiler ama uzun vadede şu anda İngiltere'yi 2030'da İngiltere'yi geçmesi bekleniyor Polonya ekonomisinin. Kore'ye baktığımız zamansa Kore ise bilimsel gelişmeyi daha en başından çok ciddi bir şekilde önemsemiş. Nasıl yapmış? Demiş ki biz fakir bir ülkeyiz ve bizi yönlendirmesi için bizim dünyada değerlerimizden faydalanmamız lazım. Ve dünyadaki 18 tane değerini Kore'ye getirmişler ve onları çok önemli bir araştırma kurumunda bir araya getirmişler. Ve hatta onlara verdikleri maaş devlet başkanının maaşından daha da yüksek bir maaşmış ki onlara ne kadar önem verdiklerini gösterebilmek için ve toplumun gözünde de. Ve onlar sayesinde bir başarı hikayesi yazıyorlar. Şimdi Türkiye'ye gelirsek buradan baktığımız zaman Türkiye'deki verimlilik hikayesinde ne yazık ki verimlilik artışımız yok. Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri ve uzun vadede baktığımız zaman sıfır verimlilikten gelen büyüme var. Ve o yüzden de kısa vadede yaşadığımız büyümeler mesela inşaattan ya da tüketimden gelen büyümeler geçici oluyor ve tekrar eski bulunduğumuz yere geliyoruz. Yani enflasyonu da buna bağlayabilir miyiz hocam? Ya enflasyon da tabii ki aslında ekonomik stabilitenin eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani bu politikalarımızda aslında bir koordinasyon olması gerekiyor ve biz hep para politikaları üzerinden büyüyeceğimizi düşünüyoruz ve biliyorsunuz Tansu Çiller döneminde de aynı şeyleri tartışıyorduk. Bugün de aynı şeyleri tartışıyoruz. İşte yok doların ya da işte o zaman işte mark ya da euro ne olacak ya da faizler ne olacak? Ama bizim asıl tartışmamız gereken reel ekonomiyi tartışmamız gerekiyor. Ve reel ekonomiye baktığımız zaman bugün Philip Agion çok güzel bir sunum yaptı. Ve Philip Agion'un söylediği yeni piyasaya giren firmaların verimliliği çıkanlardan daha yüksek olacak ki bu şekilde ekonominin verimliliği yukarıya gitsin. Biz verilere baktığımız zaman giren firmaların verimliliği çıkan firmaların altında. Yani yeni firmalar oluşturarak biz verimliliği yukarıya çekmek yerine eğer bir şeyler oluyorsa aşağıya çekiyoruz aslında. Bir de bunun haricinde hızlıca bir şey söylemek istiyorum. Ülkeler en başta büyürlerken ekonomik merkeziyetçilik işe yarayabilir. Yani işte altyapı yatırımları için, eğitim kurumlarını oluşturabilmek için ya da sağlık hizmetlerini sağlayabilmek için. Ama belli bir zenginlik seviyesine geldikten sonra artık dünyaya açılıp oradan girişimciliği tetikleyen yeni fikirler almaya başlamamız gerekiyor. Yani ekonomik merkeziyetçilikten uzaklaşıp daha çok rekabetin olduğu, özel girişimcinin piyasayı ileriye ittiği bir ortama dönmemiz gerekiyor. Biz işte o kurumlardan vazgeçemiyoruz ve sunumda da gösterdiğim gibi ne yazık ki Türkiye'deki kitlerin kamu iktisadi teşebbüslerin verimlilik artışı özel firmalara göre çok daha düşük, hatta negatif. Ya da kitlerin girdikleri piyasalarda özel firmalar argelerini aşağıya çekmeye başlıyorlar. Yani kitlerin rolü aslında ekonomiyi canlandırmak olmalı ve özel yatırımları daha çok içeriye çekebilmek olmalı. Ama onu yapmak yerine daha çok özel yatırımı bir şekilde dışarıya atıyor. Demek ki rekabetçi ortamı yaratamıyoruz. Dolayısıyla yani bizim aslında verilere baktığımız zaman yapılması gerekenlerin listesi az buçuk belli olacak ama bunu tartıştığımız ve bunları önceliklendirdiğimiz bir diyalog başlatmamız gerekiyor. Hocam o diyalogtan konuyu siyasete getirmeden aslında modernleşmeye dikkat çektiniz dinlediklerinden anladığım kadarıyla. Burada bir kurumun 100. yılından bahsediyoruz ama geçen yılda Türkiye Cumhuriyeti 100 yılını geride bıraktı. Siz konuşurken de aklıma Ivan Berent'in o ekonomik dirijizm 100 yıl önce ulusları bir 10 yıllığına ileri atmıştı ama sonra da siz de vurgu yaptınız. O öyle devam etmedi. Şimdi günümüzde yapay zeka, inovasyon vesaire diyoruz. Gelişmiş ülkelerde de gelişmekte olan ülkelerde de ekonomik eşitsizliklerin aslında yukarıya tırmandı ve bunun politik sonuçlarının olduğunu konuşuyoruz. Türkiye'de biz acaba modernleşmenin sancısıyla beraber küreseli böyle kendi etkisi altına alan bu fenomenle mi biraz fazla vakit kaybediyoruz? Ya şimdi aslında dünya çok büyük devrimlerden geçiyor. AI bunlardan kesinlikle bir tanesi. Sağlık alanında yaşananlar ya da enerji dönüşümü çok büyük aslında devrimler yaratıyor. Genelde bizim gibi orta gelir tuzağına takılmış ülkeler biraz da şeyden çekiniyorlar. Yani biz bu işte gelişmiş ülkelerle rekabet edemeyiz. O yüzden biz hep bir arkada onları takipçi olarak kalalım diye bir stres de oluşuyor aslında ülkelerde. Ama bu devrim ortamları yani teknolojik devrim ortamları aslında orta gelir ülkeler için yeni fırsatlar yaratıyor. Yani doğru eğitim politikalarıyla, doğru yatırımlarla aslında o fakir ya da orta gelir seviyesindeki ülkeler en zengin ülkelerle ciddi şekilde masaya oturabilecek duruma gelebiliyorlar. Bunun örneği nedir? Elektrikli arabalar. Çin
çok fakir bir ülke olmasına rağmen esamesi okunmazken böyle bir şeyin. Bu işte yeni dönüşümü öyle iyi bir şekilde kullandı ki bir anda dünyadaki en önemli üretici haline geldi. Dolayısıyla bizim de aslında tartışmamız gereken konulardan bir tanesi, biz bu AI konusunu nasıl Türkiye'nin daha güçlü kaslarıyla bir araya getirebiliriz? Nedir Türkiye'nin güçlü kasları? Bir, zaten tarım Türkiye'nin en büyük ekonomik değerlerinden bir tanesi. Bunun haricinde örneğin Türkiye'de çok fazla araştırmalar sağlık alanında yapıyor. %50'den fazla Türkiye'de çıkan makalelerin %50'den fazlası sağlık alanında yapıyor. Sunumda da zaten onu görsel olarak ifade ediyoruz. Aynen, kesinlikle. Şimdi biz bu AI'yı sağlıkla nasıl birleştirebiliriz? Tarımla nasıl birleştirebiliriz? Biz belki de, yani tabii ki yapılan tartışmalar kıymetli tartışmalar, yapılan yatırımlar kıymetli tartışmalar, ama başka ülkelerin izinden gitmek bizi hep ikinci olarak bırakacaktır ya da takipçi olarak bırakacaktır. Biz başka ülkelerin adımlarını atmak yerine bizim kendi göreceli gücümüz nedir onu anlayıp oralara yatırım yapmamız gerekiyor. Bu da aslında bir taraftan da yarını tahmin edebilmek çok kolay değil. Ama işte yarını, bize yarını getiren nedir? Genelde üniversitedeki araştırmalar ve özel sektörle üniversiteler arasındaki dirsek teması. Kore'de olduğu gibi örneğin. Bizim de işte bunun önünü açmamız gerekiyor ve bu şekilde yarının teknolojilerini geliştirmemiz gerekiyor. Hocam, soruda yine konuyu eğitime getiriniz. Aslında iki gün boyunca her konuşmanın içerisinde ya sonuçta ya da en başta birinci sırada eğitim vardı. Profesör Agüon'un da araştırmaların içerisinde rekabet ve yaratıcı yıkım fazlaca kendine yer bulan konular. Bunun için Türkiye'ye peki eğitim üzerinden bir yaratıcı yıkım mı gerekiyor? Şimdi aslında zaman değiştikçe ve ülkelerin de zenginlik seviyesi arttıkça kurumların da dinamik olması gerekiyor. Yani biz nasıl firmalardan, insanlardan dinamik olmalarını bekliyorsak, kurumların da değişmesi ve o değişen ortama uyum sağlaması gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi işte fakir ülkeleri büyütecek kurumlarla orta gelirdeki ülkeleri büyütecek kurumlar birbirinden farklı kurumlar. Burada da işte eğitim çok önemli bir rol oynuyor. Yalnız şeye baktığımız zaman, yani bu teknoloji üreten ya da verimliliği yüksek olan ülkelerdeki eğitim kompozisyonuna baktığımız zaman yüksek öğretimin çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Özellikle güçlü üniversiteler, buralardaki master ve doktora öğrencilerin çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Türkiye'ye baktığımız zaman, bir Türkiye'de üniversiteleri ne yazık ki ne şekilde tartıştığımızı zaten biliyorsunuz. Onun haricinde örneğin çalışan nüfus içerisindeki yüksek öğretimli, masterlı ve doktoralı sayısına baktığımız zaman OECD'nin arkasındayız, ama böyle bir azalma varken bizimki koparak en arkada kalıyoruz. Dolayısıyla bizim yarının teknolojilerini geliştirecek insanlarımız bu genç beyinler bu arada. Yani burada sadece işte profesörlerden konuşmuyoruz. Çünkü genç insanların bir avantajı da aslında onların enerjisi. Onların, biz bir yaşa geldikten sonra artık bir noktada artık dar alanda düşünmeye başlıyoruz. Gençlerse daha geniş düşünebiliyorlar. Onları bir şekilde topa sokmamız gerekiyor. Yani futbol tabiriyle onların o enerjisini kullanmamız gerekiyor, ama onları işte iyi eğitmemiz ve onların önlerini bir şekilde girişimcilik için ya da bilim insanı olabilmek için o fırsatları, o kaynakları verebiliyor olmamız lazım. Bu da hem özel sektörde alacakları maaşlar da çok önemli, akademide alacakları maaşlar da çok önemli ve oralara baktığımız zaman da aradaki uçurumun çok ciddi olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye'de zaten yüksek teknolojinin ihracattaki payı OECD'deki en son ülkeyiz o açıdan. %3'ü geçemiyoruz ve yüksek teknolojisi üretmediğimiz için eğitimli insanlara yüksek maaşlar veremiyoruz. Tamam, iş dünyasında durum böyle. Akademiye geldiğimiz zaman da maaşlara baktığımız zaman bazı alanlarda 10 katından fazla bir fark oluyor Amerika ile Türkiye arasında başlangıç maaşları. Şimdi özel sektörde eğitim bir insan maaşını alamıyorsa, hak ettiği maaşı alamıyorsa, akademide alamıyorsa, bu insanlar ne yapacaklar? Ya eğitim almayacaklar ya da yurt dışına göçecekler. İkisini de görüyoruz. Doktora oranımız çok düşük, yurt dışına giden insanımız çok yüksek ve gitgide de artıyor. Dolayısıyla bir an önce bunlara çözüm bulmamız gerekiyor. Son sorum hocam, 100 yıldan bahsettik geride kalan ve önümüzde de içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın 3 çeyreklik kısmı kaldı kabaca. İyimser misiniz? Ülke ve dünya. Yani şimdi İyimser olmak için çok fazla sebebim var tabii ki. Yani çünkü özellikle genç insanların getirecekleri fikirler, onlara eğer doğru politikalarla önlerini açabilirsek Türkiye çok ciddi bir sıçrama yapabilecek durumda. Çünkü yani Türkiye'de aslında gerçekten böyle birikmiş bir gaz sıkışması mı diyeyim? Yani çünkü o
hala tetiklenememiş, o enerjisini kullanamamış bir hali var. Ama dünyaya geldiğim zaman dünya konusunda biraz daha çekingenim. Çünkü biz biliyoruz ki dünyada ülkeler birleştikçe daha çok sinerji yaratabiliyorlar. Bunun çok örneklerini gördük. Örneğin Çin ne zaman dışarıya açıldı? Bir anda çok hızlı büyümeye başladı. Costa Rica'ya bakıyorsunuz. Ne zamanki yurt dışında işte yabancı yatırımcı çekebildiler ülkeye, bir anda patlama yaşadı bir ekonomik büyüme açısından. Dolayısıyla ülkelerin bir araya gelmesi sinerji yaratan şeyler. Ama sürekli özellikle Amerika ve Çin ve diğer ülkeler arasındaki tartışmalara baktığımız zaman hep daha korumacı politikaların, demokrat da olsa, cumhuriyetçi de olsa, hep daha korumacı politikaların ön plana çıkmaya başladığını görüyorum ve bu işte bilgi alışverişi için ve ülkeler arasındaki bu teknolojik ve bilimsel yayılımın artması için bir engel teşkil edecek ve insanların mobilitesi de çok önemli. Ve bu aslında gelişmekte olan ülkeler, bu gelişmiş ülkelerden bir şeyler öğrenecekler. Ama korumacı politikalar bence gelişmekte olan ülkelere de zarar verebilir. Çünkü onlardan öğrenecek şeyler var. Ticaretin yavaşlaması ya da insanların vize problemleri yaşaması yüzünden seyahat edememeleri gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerden öğrenmelerini yavaşlatacaktır. O yüzden de biraz kafamda soru işaretleri de oluşuyor geleceğe dönük. Küresel piyasalar devam ediyor. Profesör Sinan Alçın ve Doktor Tuğberk Çetici ile beraberiz. Çok, çok havalı title'ları var. Ben böyle bir eziliyorum onların yanında falan ama çok tatlılar, o yüzden dengeliyoruz yani biraz. Herkes bir güzel güzel uzaklardan da buraya bakınca onu konuşuyorduk Ufuk Hoca'yı dinlerken. Daha böyle bir geniş resme bakarak analiz yapmak tabii daha ne diyeyim, rahat mı oluyor? Belki de biraz öyle. Evet, Adriyatik'in diğer tarafından Adriyatik bakınca daha pembe gözüküyor herhalde. Belki de ama tabii çok kritikler. İçinde yaşayınca daha farklı olaylar. Evet, aynen, biz içinde yaşıyoruz. Biz de Adriyatik'in öbür tarafına bakalım, hadi gelin buradan. Evet. Çünkü piyasaları öyle ya da böyle en çok ilgilendiren, biz de dünyadaki küresel piyasalardaki gelişmelerden ayrı değiliz. Bakmayın borsanın farklı fiyatlamalarına. Nihayetinde bugün gelen PCE verileri ABD'de, yani Powell'ın dediği kadar enflasyon işi tamam noktasına gelmiş. Zaten faiz indirimlerinde filan da oradaki rahatlıkla beraber istihdam piyasasındaki bozulma, işte bir olası resesyon vesaire gibi konulara önceden müdahale edildi. Şimdi geldiğimiz noktada hem bugünkü veriyi bir analiz edelim, hani bundan sonra ne gelebilir diye. Piyasa yine bir önceki faiz indiriminde olduğu gibi başa baş fiyatlıyor 25 bas puanlık indirimle 50 bas evet. puanlık indirimi. Yani bugünkü tabloya da baktığımızda hani o 50 bas puanlık indirim bir olursa eğer bir önceki kadar sürprizli olmayabilir gibi de duruyor. Ne dersiniz Sinan Hocam, size başlayayım. Yani mesela son 5 yıl içerisinde, daha önce de konuşmuştuk, Fed ne söylediyse tersini yapmak zorunda kaldı. Hmm. Fakat şu an geldiği aşama bence bu 5 yıl içerisinde en iyi aşama. Çünkü öncelikli olarak yavaş inişi gerçekleştirmiş gibi duruyor açıkçası, evet. Bu bir. İkincisi, bu 50 bas puanlık faiz indirimi tabii piyasada biraz da şüphe uyandırmıştı. Çünkü faiz indirimi zamanı 2 hafta önce çekirdek enflasyon yüksek bekleniyordu. Fakat bugün açıklanan veri aslında Fed'in gerçek anlamda ön aldığını ve burada da aslında sadece büyümeye ilişkin kaygılar değil, gerçekten enflasyonla mücadelede belli bir başarıya ulaştığını gösteriyor. Bu açıdan olumlu. Tabii şunu ortadan kaldırmıyor. Yani Fed faiz indirimine devam edecek. Fed'in faiz indirimine devam ettiği bir dünya. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası'nın yine faiz indirim sürecinde ilerlediği bir süreç ki Lagarde'ın işte Powell'la diyalogları da geçen hafta tartışıldı. Yani orada da bir eşgüdüm de var ve olabilecek gibi gözüküyor. Yine Çin'in benzer biçimde teşvik edici politikaları. Burada tek ayrışan Japonya. Bu tabii uluslararası piyasalarda para akımı yönünden mevcuttaki en azından gidişi biraz terse çevirebilecek bir durum. Şimdi soru şu tabii, Türkiye açısından bir önceki dönem, yani 2 yıl önce
majör merkez bankaları faiz artırırken bizim düşükte kaldığımız bir durum vardı ve bunun acısını da yaşadık, yaşıyoruz hala, bedelini ödüyoruz. Acaba şimdi bu dünyada merkez bankaları faiz indirim sürecine girmişken, yani resesyon kaygısıyla ağırlıklı olarak ve enflasyonla mücadeleyi de büyük ölçüde başarmışken, bizim merkez bankamız yine terste kalıp yüksek faizde kalır mı? Bu tabii sorulması gereken bir soru. Buna ilişkin olarak da işte piyasadaki beklentiler öyle olmayacağı yönünde, fakat bizde tabii iki zor var. Yani bir tarafta enflasyon zoru var, diğer tarafta büyüme iştahının düşüşü. Yine OECD tarafından yapılan şeyde, raporda Türkiye'nin 2024 büyümesi 2.7'ye revize edildi aşağı yönlü. Hatırlayacak olursak orta vadeli programda da 4'ten 3.5'a çekilmişti. Ki birçok kurumun 3.5 civarıydı beklentisi. Bu beklenenden çabuk bir soğumaya işaret edebilir. Diğer tarafta da enflasyonla mücadelede temel üzerinde durduğumuz ya da baktığımız şey şu aslında. Geleceğe dönük beklentiler ne kadar kırılmış durumda? Onunla ilgili de işte dün yayımlanan verilere baktığımızda, burada hane halkının beklentisi, piyasa katılımcılarının beklentisi ve reel sektörün beklentisi ayrışmış durumda. Ben kişisel olarak reel kesim beklentisinin daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar daha önceden de maliyet kısmıyla yüzleştikleri için daha net bir tablo çıkıyor ama evet. Şimdi onu bir tarafa bırakırsak, piyasa katılımcılarıyla hane halkı beklentileri arasında ciddi bir uçurum var. Yani bir tarafta 20'li oranlar, diğer tarafta 70'li oranlar olduğunu görüyoruz bir yıl sonraya ilişkin beklentiler. Bu da henüz enflasyon beklentisinin kırılması konusunda gidecek yolumuz olduğunu gösteriyor. Evet. Tuğberk, sen ne diyorsun Fed'in yol haritasına ilişkin olarak? Bir de bugün Lagarde dünya çok farklı değişimden geçiyor, her zaman döngüsel risklere karşı ihtiyatlı olmalıyız dedi. Döngüsel riskler den kastı noktasında yorumların nasıl? Son olarak onu da sorayım. Zaten bir merkez bankacı olarak dengeli konuşması gerekiyor. Evet. Zaten onlar genelde kötümserdir. Hani pozitif şok geldiği zaman da piyasa etkiyi arttırmak için hep kötümser olarak etki, söylem ve iletişim dillerini yönlendirirler. Lagarde'ın da bunu söylemesi şaşırtıcı değil. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ve belirsizlik ortamı sürerken müdahale edemeyeceği bir nokta var. Bu faiz indirimi veyahut da faiz artışıyla beraber Rusya-Ukrayna savaşının o belirsizlik sürecinde herhangi bir aksiyon alamıyor. Euro-dolarda yukarı yönlü hareket var. Neden? Dolar endeksi yüzlere yaklaştı. Tekrar bir faiz indirimi konuşulması kuvvetle muhtemel. Kasım-Aralık ya 25-25 ya tek kalemde Kasım-Aralık'tan bir tanesinde 50 puanlık bir indirim. Bu zaten çoğu fiyatlamaya dahil olduğu gibi. Bakalım işte FED bunu bir döngü haline getirecek mi? Kuvvetle muhtemel. Başkanlık seçimleri sonrasında 2025'te bu faiz indirimi bir döngü haline gelecek. O zaman da işte Amerikan endeksleri teknoloji başta olmak üzere yukarı yönlü bir hareket. Çünkü Harris da gelse, Trump da gelse Amerika'yı tekrar daha içe kapanıcı, yani bütün dünya ülkelerinde teknolojiyi kendi içlerinde daha tutacak, dışarıdan bir outsource almayacakları şekilde kendi iç taraflarına kaydıracaklar. Bu da dolayısıyla hisse senedi fiyatlarını yukarı yönlü çekecek ama enflasyon tarafına negatif yönde yansıyacak. Fed'in işi biraz daha kolay. Onlar faiz indirim döngüsüne daha yakınlar ama Avrupa Merkez Bankası'nın işi, kıta Avrupa'sındaki durgunluk hala devam ediyor. Hani başta bu noktada, Almanya olmak üzere ki artık iş sadece Almanya ve Fransa'nın silah sanayiyle bu iş olmayacağını gösteriyor ki bunu da başka bir noktadan teyit ettiğimiz zaman da bizim beyaz eşya sektörüyle ilişkili açıklanan verilerden ihracat kalemlerinde Ağustos 2024'ten Ağustos 2023'teki o ihracat daralmalarına da hani bazı kalemler hariç bakıldığı zaman da kıta Avrupa'sındaki işler çok parlak değil. Bu da dolayısıyla hem parite etkisi ve ekonomik aktiviteden dolayı bizim ihracatçıları negatif yönde etkiliyor. Ona bağlı olarak da Borsa İstanbul'da işlem gören ihracatçı şirketlerde son 1,5 yıldan bir periyotta negatif yönlü reaksiyonlar oluyor. Aslında Euro-Dolar paritesi açısından baktığımızda hani Euro'nun kazandığı prim itibariyle ihracatçıya iyi gelen bir durum var ama bu sefer de siparişlerdeki azalma zaten oradaki nemayı ortadan kaldırıyor. Evet. Murat Keskin yazmış, jeopolitik risk bu geceden sonra doruk noktaya ulaştı. Orta Doğu'dan gelen haberler hiç hoş değil diye. Bu Lübnan konusu var tabii ama piyasa fiyatlamıyor çok net bir şimdi ya da fiyatlayamıyor belki de oradaki durumu ama jeopolitik riskleri de yeni dönemde daha fazla konuşacağız galiba. Ne dersin Tuğberk?
Kesinlikle hani piyasa artık hem yurt dışı tarafta hem yurt içi tarafta bu jeopolitik risk temasını artık bir normalleşmiş şekilde. Çünkü İran'ın özellikle İsrail'in aldığı aksiyonlara karşı yetersiz reaksiyonu, o Pers İmparatorluğundan gelen işte İran şunu yapar, böyle olur, Hürmüz Boğazı'nı kapatır, işte Amerika'ya saldırır vesaire falan. Onların çok gerçekleşebilme ihtimalinin zayıf olduğu son 3 aylık dönemde net olarak anlaşıldı. Bölgede de İran'ın gücü bu kadar kırıldığından dolayı artık bu jeopolitik risk teması haber akışlarına bağlı olarak petrol fiyatlarına yansıma. Ama zaten petrol fiyatlarında Çin durduğu sürece, büyüme olmadığı sürece petrolde bu işte jeopolitik risk temasıyla her yukarı yönlü hareket bir satış imkanı olacak. Ki zaten Çin'in de şu anda hani biraz böyle durması dünya ekonomisi ve enflasyon teması açısından oldukça iyi bir unsur. Ama jeopolitik risk temasında hala zirveleri görmedik. Bu Rusya-Ukrayna savaşı işte hani Lagarde da diyor ya, o ayrı bir faz noktasına geçiyor. Putin'in işte nükleer silahla tehdit etmesi vesaire filan. Hani 2025 yılında zirveyi görürüz ama o da zaten hani bakınca her şeyi mi görmüş oluruz? Orası da bir soru işareti. Peki, çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna gelmişiz. Sinan Hocam sağ olun. Sevgili Tuğberk, çok çok teşekkürler. Evet, bitirirken bir rakamlara da bakalım hızlıca. ABD'de başlarkenki o karışık seyir kapanışa da yansımış. S&P 500'de yön aşağıda, gün tamamlanıyor. Dow Jones tarafında da 0.33'lük bir primde. Dolar endeksinde 100,41 seviyesindeyiz. Orada da 0.16 kadar gerileme var. VIOP'da günü %1'e yakın bir kayıpla, %0,91'lik bir geri çekilmeyle 11,207 seviyesinden kapattı. Önümüzdeki haftanın gündeminde neler var? Çok hızlıca oraya da bakalım. Pazartesi günü içeride hizmet üfe verisini alacağız. Aylık bankacılık istatistiklerine bakacağız. Almanya'dan yine enflasyon verisi gelecek ve Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşmasını takip edeceğiz. Salı günü içeride Bloomberg KT tüketici güvenini alacağız. İmalat PMI'lara ve İstanbul'un enflasyonuna bakacağız. ABD'de de imalat PMI verilerini karşılayacağız. Çarşamba gününe geldiğimizde İngiltere'de konut fiyat endeksini, Euro bölgesinde işsizlik oranını takip edeceğiz. Çarşamba OPEC toplantısı var ve Amerika'dan da ADP özel sektör istihdamı rakamları geliyor olacak. Perşembe günü içeride Eylül ayı enflasyonunu karşılayacağız. Euro bölgesinden hizmet PMI'ını alacağız. Türkiye'de rezervler, DTH'lar ve yabancı işlemleri rakamlarına bakacağız ve Amerika'da da hizmet PMI verilerine bakıyor olacağız. Perşembe günü içeride Merkez Bankası'nın aylık enflasyon değerlendirmesini takip edeceğiz. Reel efektif döviz kuru yine, pardon, Cuma'ya geçtik. Cuma günü açıklanıyor ve Cuma günü haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdam verisi herhalde. O gelecek saat 15.30'da ve FOMC üyesi Williams'ın konuşmasını da yine takip ediyor olacağız. Evet, yine yoğun bir gündem önümüzdeki hafta bizi bekliyor. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Önümüzdeki hafta pazartesi akşamı yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.